هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء إلا السام والحرم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tüm günahını icâken estâhine ittâsı. Allah'ın anıdılayım ve anıdılayım. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Tedavav. Ey ümmeti Muhammed, tedavi olununuz. Tedavi olmak tevekküle engel değil. Tevekküle engel olsaydı Peygamberimiz tedavi olun buyurmazdı. İşleri Allah'a havale etmek, kendine düşeni yaptıktan sonra Allah'a güvenip dayanmak Allah'ın emri. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tedavi olun derken, yani Allah nereye varacaksa varacak, kaderde ölüm varsa ölüm, kurtulma varsa kurtulun deyip oturmayın. Tedavi olun. Bu Allah'a tevekküle engel değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bununla şunu söylemek istiyor: size düşen sebeplere yapışmaktır. Hastalığın tedavisi var. Şimdi hadisin devamında onu söyleyecek. Bu tedaviye başvuracaksınız ama şifayı doktordan bilmeyeceksiniz. İlaçtan bilmeyeceksiniz. Allah'ın bir ismi Şafi'dir. Şifa verendir. Şifayı veren Allah'tır. Eğer iyileşecekse, Allah onu iyileştirecekse ilaç denk gelir. Doktor tam isabetli teşhiste bulunur. Ama aynı doktor bu hastayı kurtarır da öbür hastayı kurtaramaz. Teşhiste yanılır. Evet, kader değişmez. Ama biz bu kaderi bilmiyoruz. Kurtulup kurtulmayacağımızı da bilmiyoruz. Görevimiz sebeplere yapışmaktır. Onun için ey müminler, hastalandığınız zaman tedavi olunuz. Fe innallaha lem yenzil da'en illa ve kad enzele lehu şifaa. Allah Zülcel Hazretleri bir dert indirdi mi mutlaka şifasını da indirir. Allah dileseydi dert de yaratmazdı, deva da yaratmazdı. Yaratan odur. Derdi yarattığına göre devasını da yaratmıştır. Siz o devayı bulmak için gayret ediniz. Tembel tembel oturmayınız. Ama bilesiniz ki tedavi yaptığınız zaman şifayı veren Allah'tır. Siz aracısınız, vesilesiniz. Böyle bir sıkıntıyı giderdiniz mi, hastalığı tedavi ettiniz mi? Ben iyileştirdim, ben ömür verdim filan demeye kalkmayın. Maalesef bunları çok yapıyoruz. Adamın bilmem nesini değiştirdiler, 10 sene daha yaşattı yahu filan. Yok efendim, zaten 10 sene daha yaşayacaktı o. 10 sene daha yaşamasına sen vesile oldun. Allah onu öldürecek olsaydı bir saniye geri gitmezdi, ileri de alınmazdı. Ecel değişmez, kader değişmez ama biz onları bilmiyoruz. Bizim görevimiz budur. Allah dert indirdi mi deva da indirmiştir, şifa da indirmiştir. Biz o şifayı bulacağız, arayacağız. Görevimiz budur. Ama boşuna uğraşmayın.
ölümün derdi yok illa sem. Ölümün cevası yok, ölümün şifası yok. Ölecekse bir adam mutlaka ölür. La yestahiruna saaten ve la yestakdimun. Bir an öne alamazlar ölümü insanlar. Bir an geciktiremezler. O Allah'ın takdir ettiği yerde olur. Ölümün çaresi yoktur. Allah'ın dediği olur. Ama biz bunu bilmiyoruz. Vel her an ihtiyarlığın çaresi de yoktur. Onu da Allah'ın takdir ettiği şekilde olacak bir olaydır. Siz halden, takattan, işten düşmeyeyim diye gayret edeceksiniz. İlaçlar kullanacaksınız, spor yapacaksınız, doktorun dediğini tutacaksınız, çalışacaksınız. Ama ne yaparsa yapsın Allah'ın dediği olacak. İhtiyarlığın çaresi yok, ölümün çaresi yok. Yani böyle olduğunuz zaman isyan etmeyin. İsyan etmeyin. Allah'a inanıyorsunuz, onun takdirini kabul ediyorsunuz. Allah'a inanmanın içinde o da vardır. Öyleyse ölünce itiraz etmeyin, bağırmayın, çağırmayın, nara atmayın. Ama maalesef bu bilgiler zayıf olduğu için şimdi bu kurallara uyulmuyor. Evet, ölen bir adamı çok seviyorlar. Değerli bir insan, tamam, kabul, doğru. Ama onun cenazesinde tekbir getirmek yok. Salavat getirmek yok, nara atmak yok. Peygamberimiz yasaklamış. Burası sessizlik kervanı. Bir gün ben de bu tahta ata bineceğim. Bir gün ben de bu şeyden geçeceğim, süzgeçten geçeceğim. Ama benim sorum nasıl olacak acaba diye düşünme zamanıdır. Ölen adama rahmet okuma zamanıdır. Nara atmak zamanı değildir. Tezahüratta bulunma zamanı değildir. Evet, maalesef şimdi bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarılarına kimse kulak asmıyor. Nara atılıyor, tekbirler getiriliyor filan. Bunlar bid'attır, yanlıştır, Peygamberin sünnetine aykırıdır. Ben de size duyuruyorum kardeşlik adına. Böyle olduğu zaman susun, dinleyin, düşünün, tefekkür edin. Evet, her zaman söylüyorum. Yahya Kemal Beyatlı merhum sessiz gemi diyor. Müslümanlar kardeştir ve onun hastalandığında onu ziyaret ederek kardeşliğini gösterirler. Öldüğü zaman cenazesine katılarak ona dua ederler. Cenaze namazı içinde hep dua vardır ölen adama. Bütün müminlere, özellikle şu önümüzde yatana diye dua vardır. Allahu mağfirli hayyina ve meytina ve şehrin vahimine ve husse hazel meyyit. Bilhassa şu önümüzde yatana diye duadır. Bunu yapacağız, kardeşlik görevimizi yerine getireceğiz. Şahitlik edeceğiz, iyi insandır diyeceğiz. İyiliğini biliyoruz, iyi insandır diyeceğiz. Ama bu görevimizi yaptıktan sonra güzel peygamberimizin uyarılarına da riayet edeceğiz. Sessizliğimizi bozmayacağız. Çok kalabalık olacak müminlerin cenazesi. Kalabalık cemaatin ölen adama faydası var. Ondan fayda görecek. Onların şahitliğini Allah kabul edecek. Müminler şahitlerdir. Peygamberlere bile biz şahitlik yapacağız. Güzel bir şey. Ama böyle nara atarak değil, taşkınlık yaparak değil, sessiz olarak, bunları düşünerek sessiz gemi. Evet, Yahya Kemal Beyatlı merhumun sessiz gemi. Kalabalık, deniz gibi kalabalık cemaat var. Ortada da sal var, taput var. O sessizliğin, denizin içinde bir taput, gemi gibi sessiz, sedasız, vakur bir cemaat, topluluk. Tefekkür halinde düşünerek, taşkınlıklar yapmayarak, saygı duyarak, Allah'ın ecel gelmiş, canını al demiş Ezrail'e, o da almış. Buna bilerek, hüküm Allah'ın, emir Allah'tan. Bize sabır düşer, fesabrun cemil. Bize sabır düşer diyerek sessiz, sedasız, saygılı bir topluluk. Böyle olacak. Evet, ölümün çaresi yok.
boşuna bağırmayın, çağırmayın. Vel her an ihtiyarlığın da çaresi yok. Siz de ihtiyarlayacaksınız. İhtiyarlayınca nüdem böyle oldu falan demeyin. Kanunum böyle diyor Allah. Ölüm var, ihtiyarlamak var. O ihtiyarlık gelmeden evvel gençliğinizin kıymetini bilin. Yapacağınızı o zaman yapın. İhtiyarlamaya bırakmayın. Sonra yapamaz olursunuz. Yapamaz olursunuz. Evet. Gene Üsame radıyallahu anh'tan Hakim Müstetrek'inde tedavu ya ibadallah. Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Fenne Allah'ın ne da den illa vada lehu deven. Allah bir dert koymuşsa ortaya şifasını da koymuştur. Evet, böyle çeşitli rivayetler vardır. İhtiyarlıkla ölümün çaresi yoktur. Onun devası yoktur. Allah izin verirse ilaç rast gelir, şifa verir. Aynı ilaç aynı hastalığa yakalananlardan birisini iyileştirir, birini iyileştirmez. Allah izin verirse deva ilaç isabet eder, hastalığa şifa olur. Allah izin vermezse bunlar olmaz. Efendim grip işte salgın hastalıktır. Herkes sakınsın. Tamam, sakınacağız. Kendimizi koruyacağız. Ama aynı evde, aynı yurtta kalan 15 çocuktan bir tanesi grip oluyor. Öbürleri hiç bulaşmıyor. Tıbba göre hepsine bulaşması lazım. Allah izin verirse geçer ona. Fakat izin benim vermediğimi biz bilmiyoruz. İş böyledir. Onun için biz denilen yapacağız. Dikkatli olacağız. Tedbirlerimizi alacağız. Tedavi olacağız. Evet. Bunu da Allah'tan bileceğiz. Evet. Haddimizi aşmayacağız. Haddimizi aşmayacağız. Doktorun sözüne inanacağız. Hatta bu doktor gayrimüslim olsa bile kabul edeceğiz. Evet. Ama doktor derse ki doktor, bundan sonra Ramazan oruçlarını tutmayacaksın. Namazları kılmayacaksın. Yasak. Yok, kusura bakma. O zaman kabul edemeyiz. Allah'ın emrine isyan teşkil eden şeyleri kabul edemeyiz. Evet. Namaz kılarken ölürsek oh ne âlâ, ne güzel ölüm. Oruç tutarken ölürsek oh ne âlâ, ne güzel ölüm. İşler sonuna göre değerlendirilir. Müminlerin hepsi böyle ibadet ederken, Allah'ın hoşuna gidecek taatlarda bulunurken ölseler, işler sonuna göre değerlendirilir çünkü. Mühür ona göre vurulur. Biz onu yakalamak için Allah'ın emirlerine aykırı durumda olmayacağız. Çünkü ölümün ne zaman gelecek olduğu belli değil. Her an gelebilir. Her an öyleyse Allah'a aykırı, Allah'ın emrine aykırı bir pozisyonda durumda olmayacağız. Hep iyi durumda olacağız. Şimdi Azrail gelebilir diye kötü halde yakalanmayalım diye hep iyi halde olacağız. İyi halde olacağız. Evet. Doktorun dediğini tutacağız ama böyle dine aykırı olduğu zaman tutmayacağız. Dinimiz akıl dinidir. Namazın 12 farzından birisi ayakta namaz kılmak. Ama başı dönüyor adamın. Gözü kararıyor adamın. Aniden tansiyon yükseliyor, iniyor vesaire vesaire. Otur eyvallah. Dinde de var. O zaman la yukellifullahu nefsen illa vis'aha. Allah gücümüzün yetmeyeceğini emretmez. Ayakta duramıyoruz, otururuz. Ama adam 80 yaşındayım diye akşama kadar mağaza mağaza dolaşıyor. Akşama kadar caddeleri dolaşıyor. Camiye geliyor, ben yaşlıyım diye oturuyorsan olmaz. Olmaz. Ramazan günü ben ihtiyarım diyor. Para veriyor. Oruç tutmuyor. Olmaz. Bu hakikaten tutamayacak, hakikaten ayakta duramayacak olanlar içindir. Efendim zor geliyor. Biraz acıyorsam tabii acıyacak. Gençlik gibi değil dedi bak. İhtiyarın çaresi yok dedi. Tabii olacak. Gençlik gibi olur mu? 70'lik, 80'lik adam 17 yaşındaki adam gibi oturup kalkabilir mi? Olmaz tabii. Ama doktor diyor ki dini hassasiyet yok.
günahı benim olsun, otur. Namaz kılma, oruç tutma, öyle şey yok. Öyle şey yok. Bununla, bu durumla karşılaştığın zaman kararı verecek olan sensin. Allah'a inananlara söylüyorum. Allah senin arasında kimse yok. Ben bunu biraz zorlanarak da olsa yapabiliyorumsa diyorsan ayakta duracaksın. Oturmayacaksın. Namazın geçerli olmaz. Biraz dikkat ederek, fazla uyuyarak, fazla hareket etmeyerek oruç tutabiliyorsan yaşın 90 da olsa oruç tutacaksın. Dikkat edeceksin. Tutmazsan hesap vereceksin. Bunu sen bilirsin. Ben de bilemem. Bu ölçüleri ben sana veriyorum. Ama tutma. İlk işi bu. Namaz kılma. Secde etme. Kendisi çünkü hiç camiye uğradığı yok. Yok, hayır, böyle değil. Evet, doktora gideceğiz ama Allah'ın emri aykırı çeşkinen şeylerde dini hassasiyeti olmayanlara da bu kadar yuları vermeyeceğiz. Şimdi öyle çok var adam. İhtiyarlar oruç tutmaz. Para verir. Hoca kürsüden böyle söylüyor. Hoca bunun ayarı var yahu. Onun için geliyor akşama kadar dolaşıyor ama camiye geliyor, sandalye atıyor kendini. Korkarım bir sandalyeler partisi kurulacak yakında. Olmaz efendim. Yanlış efendim. O çaresiz kalanlar içindir. Sakatlar içindir. Zorlanarak da olsa ayakta duracaksın, secde edeceksin arkadaş. Evet, çaresiz kaldığın zamandır bu. Evet, bunu alimler böyle söylüyor. Böyle söylüyor. Biz de onları size aktarıyoruz. Evet. İzâ lem yetaallak biddin. Evet. Ramazan'da oruç tutma. İşaret ediyor. Hı diyor. Böyle olmaz diyor. Olmaz. Ev salat kaiden. Oturarak namaz kıl. Ayakta durma. Yok arkadaş. Neden? Çünkü adam zaten namaz kılmıyor ki. Hani verem hastaları, verem bulaşmasını severlermiş ya. Aha, onun gibi. Namaz kılmamayı herkese ulaştırmak istiyor. O öyle değil. Tedavi olacağız ama yapabileceğimiz durumdaysa mutlaka dini emirleri tutacağız. İlaçları da kullanacağız. Ebu Davud, İbn Hibban, Darekutni, Üsame İbn Şureyk Hazretlerinden, Es-Salebi Hazretlerinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelmiştim. Etrafında toplanmışlar. Ona soru soruyorlar idi. Ne yapalım böyle durumlarda diye Efendimiz de bu hadisi buyurdu. Diyor sahabi radıyallahu anh. Tedavvav bi elbenil bakar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sığır, inek sütüyle tedavi olunuz. İnek sütüyle. فَاِنِّي اَرْجُوا اَنْ يَجْعَلَ اللّٰهِ ف۪يهَا شِفَاءً. Ben umut ederim ki Allah inek sütünde sizin için şifa halk eder. İnek sütü şifadır. Eti değil. Eti değil. Koyunun eti şifadır. İneğin, sığırın sütü şifadır, eti. Şimdi de biliyorsun, şerit denilen bir şey var. Felaket bir şey. Koyunda olmuyor bu iş. Efendimiz bak tıp fakülten gitmediği halde bunları bildiği için bizi uyarıyor. Evet. Bilesiniz ki böyle ineğin sütü şifadır. Yani ötekiler içmeyin demek anlamına değil. Tabii eşek sütü içilmez. Haramdır. Eti de yenmez. Haramdır. Başka eti haram olan şeylerin, yenmesi haram olan şeylerin sütü, eti haramdır. Ticaret yapacağım diye millete eşek eti, at eti yediremezsin. Yenecek sığır, çatal tırnaklı geviş getiren yenecek hayvanlardan onların etini satabilirsin. Aksi halde aldığın para karşılıksızdır. Ha vatandaşın cebinden hırsızlık etmiş almışsın, hem de dinen makbul olmayan mal sayımla bir şeyi satmışsın, para almışsın. Hiç fark yoktur. Karşılıksız paradır. İnanıyorsan bunları satamazsın. Bu geçici dünyada paranın şeysine bakarak, tılsımına kapılarak böyle yanlış yollara gidersen, inanıyorsan öbür tarafı var.
hayat gözün yumunca bitmiyor. Bir başka aleme göz açıyoruz. Ebedi alem, esas alem o alem. Onu düşünerek Allah'ın yasak ettiği hayvanların etini, sütünü satamazsın. Böyle esnaflık yapamazsın. Ha, size de uyarı da, bize de uyarıda bulunuyor. İnek sütü, yani öbür sütler zehirdir demiyor. İnek sütü süt olarak şifadır umuyorum. Evet. İnneha te'külü min külü şecer. Neden? Bu sığır çeşitli otlardan yer. Otların içinde de şifalar var. Şimdi batıda artık bu ilaçlardan millet bıkmış. Birini yapıyor, 10 yeri bozuyor. Böyle otlarla tedaviye yönelmişler. Alternatif tıp diyorlar şimdi buna. Bana da Amerika'da doktorlar, profesörler, midem hasta falan dedim. Biz dediler, herkese ilaç yazıyoruz. Kendimiz bitkisel şeylerle geçiştiriyoruz. Her yemekte dediler mutlaka bir kıymak sarımsak ye. Sarımsağı öve bitiremediler. Evet, şimdi tabii kokusundan dolayı camiye gelmek yasak ama yemeğin içine koyduğunuz bir şeyse kokmaz. Çiğ olan kokar. Onun da antibiyotik hassası var. Antibiyotik, hiç yan tesiri olmayan bir antibiyotik çiğ sarımsak. Amerika'da bu şey değil, ayıp değil. Herkesin için yeniliyorlar. Hiç ayıp sayılmıyor. Kültürleri öyle. Sarımsak yiyorlar, kültürleri öyle, ayıp sayılmıyor. Biz Müslümanız. Sarımsak veya bunun gibi rahatsız insanları bir şey yedik mi? Yok, topluluğun içine gelmeyeceğiz. Topluluk olmasa bile burada melekler var. Onları rahatsız ediyoruz. Olmayacak. Öyle camilere falan gelmeyeceğiz. Toplanan yerlere. Ama Efendimiz işte görüyor bakın. Çeşitli ağaçlardan, yapraklarından, bitkilerden yer. Öyledir. Hatta zehirli otu yemez. Evet, köylerde yaşayanlar bilirler. Zehirli otu yemez sığır. Şifalı güzel şeyler yer. Sütü de ona göre şifalı olur. Şifalı olur. Yani mutlaka inek sütü için başka ilacı almayın değil. Yani sütü, inek sütünü tercih edin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Taberani Abdullah Mesud'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Tedavu min zatil cembi. Zatil cemb hastalığından da tedavi olunuruz. Niyle? Bil kustil bahri. Kustu bahri denilen udu hindi ile ve zeyt. Zeytinyağı ile ısıtılmış. Zeytinyağı ile tedavi olunuz zatil cemb'den. İlaçları da kullanmayın demiyoruz. Ama o zaman ilaç sanayi yok. İşte bunlarla tedavi öğretiyor çöldeki adama. Tıp fakültesi yok. Böyle söylüyor. Ama dediği gene doğrudur. Aynı şey halen devam ediyor. Zeytin yağı ve kustu bahri denilen udu hindi ile zatül cem hastalığı şifa olur. Ona diyor bununla şifa ediniz. Faydalıdır diyor. İç hastalıklara bu faydalıdır. Ahmed İbni Hanbel, Taberani, Hakim Müstedrek'inde Zeyd İbni Erkam Hazretlerinden bu hadisi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, en güzeli hasta olmamak için tedbirli olmak lazım. Soğuk havada açık saçık bulunursan hasta olursun. Evet, terli iken buzlu su içersen hasta olursun. Bunlar tedbirsizlik. Bunlar Allah'ın kanuna aykırı. Yüksekten atlarsan ya fıtık olursun ya kolun bacağın kırılır. Bu böyle, Allah öyle yaratmış. Bunlara dikkat edeceksin. Aklını kullanacaksın. Ama böyle bir hastalık olunca da Allah'tan geldi. Günahlarıma kefarettir. Dereceye sebeptir diyerek isyan etmeyeceksin. Tedavisine koşacaksın. Bu tedavi yollarına, gösterdiğimiz, tarif ettiğimiz tedavi yollarına başvuracaksın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُرْدًا مُكَحَّل۪ينَ زَو۪ي اَفَان۪ينَ. Ey müminler, iman sahibi, amel salih işlemiş olan şerefli insanlar,
siz cennete sakalsız olaraktan, sakalsız, saçsız, bıyıksız, sakalsız, bıyıksız olaraktan gireceksiniz. Mürt, mürden o demektir. Evet. Kabe'nin etrafında namaz bekliyordum. Üstaz geldi, oturdu. Tefsir sahibi. Üstaz dedi, cennette nasıl olacak dedi. Durdum ben. Yaşlı kendisi, sakallı. Ben de sakallıyım. 33 yaşında sakalsız olacağız dedi. Tamam dedim. Evet, hadis böyle. Biz de hocamızdan bunu zaten okumuştuk da acaba neden, niye sordu diye durmuştum ben. Böyle olmayacağız dedi. Yüzümüz kırışıklık olmayacak. Aslan gibi olacağız. 33 yaşında sakalsız olacağız. Tamam dedim üstaz. Tamam. Evet. Tedhulunel cennete murden. Siz ey müminler, salih ameller işleyen güzel müminler, şerefli insanlar, evet, sakalsız cennete gireceksiniz. Cennete sakalsız olacaksınız. İlla Harun. Harun aleyhisselam. Hariç. Harun aleyhisselam çok kıllı, sakallı bir adammış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç günü, Miraç olayında her katta bir peygambere rastladı ya, Harun aleyhisselam da görmüş, gömleğinin dışına çıkıyordu diyor. Vücudun kılları gömleğinin dışına, o kadar çok kıllıymış. Erkeğin kıllısı da makbuldür yani. Karının kıllısı makbul olmaz da erkeğin makbuldür. Harun aleyhisselam şeyleri, vücudun kılları gömleğinin dışına çıkıyormuş. O diyor gene orada öyle kıllı olacak. Evet. Herkes ona bakacak. Çünkü herkes sakalsız. O diyecek, Allah'ın bana lütfu bu diyecek. Hava atacak cennetliklere. Böyle güzel anlar geçirecekler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mükahhaline. Hem sakalsızsınız hem de sürmelisiniz. Gönlünüzde kuhl, sürme var. Zevi efanin, süslü olacaksınız. Pasaklı olmayacaksınız. Yakışıklı olacaksınız. Genç olacaksınız. Güzel olacaksınız cennette. Yani cümem. Evet. Efendi olacaksınız. Püh, ne pissin denecek adam var hani. Ne kadar rezilsin ya. Öyle değil. Ya ne kadar güzel, tertemiz ya. Ne kadar yakışıklı. Aha, hepiniz böyle imlenecek. Efendi kılıklı olacaksınız. Ebna selasin. Selasin. 30 veya 33 yaşında. Hiç ihtiyarlamak yok. 35 olmak yok. 40 olmak yok. Allah nasip etsin oraya bir girelim. Orada böyle işte ihtiyarlamak yok. Yorulmak yok. Terlemek yok. Terlerseniz mis gibi kokuyor. Teriniz, kimse iğrenmiyor. Üf be, ne adam demiyor. O kadar güzel. Hele bir gidelim, Allah nasip etsin. Böyle olacak. Öyle diyor Peygamberimiz. Evet. Hep 33 yaşında. Selas ve selasin. Evet. Veya selasin. 30-33 yaşlarında cennetlikler, insanlar böyle olacak. Ama huriler öyle değil. Cennete girenlere huriler, hizmetçiler var. Gulam var. Hizmetçiler, erkek, kadın. Şeyler var, hizmetçiler var. Sen yaşlı istiyorsan yaşlı, genç istiyorsan genç. Onlar öyle senin istediğin gibi olacaklar. Ve siz ey müminler, cennete gireceksiniz böyle sakalsız, sürmeli gözlü, süslü, yakışıklı, 33 yaşında, ala sureti Yusuf. Yusuf aleyhisselam sureti üzere. Biliyorsunuz ne kadar güzelmiş Yusuf aleyhisselam. Hikayesini biliyorsunuz. Kur'an'daki hikayelerin her birinde bize dersler var. Evet. Şimdi üniversitelerde okuyan, okutan hocalar yeni bir şey söylemek için herhalde talebenin kafasına bir şeyler söylüyorlar. Sahabilerden zina eden var. Evet.
şarap içen var. Yakalanıyor, cezası veriliyor. Bunu özellikle söylüyor. Ya hoca, o adamlar şimdiki dünyada ilaç fabrikası, ilaç yapıyor. Evvela hayvanlar da deniyor. Tavşanda deniyor, farede deniyor. Onlar da hastalığın ölçünü, tersini ölçüyor. Ondan sonra insanlara, kobay diyorsunuz siz onlara. O sahabiler kobaydır. Bizim için feda etmişlerdir. Zina edecek ki, zina edince bekar ve evli ne hüküm vereceğiz, ne uygulama yapacağız? Onu öğretecek Allah bize, o sayede. Onun için böyle oluyor. Bu zina eden sahabiyi tabii taşlayarak rejim var. Soymuşlar. Gelmiş 3 defa, 4 defa itiraf etmiş. Peygamber, yok canım sen demiş öyle bir şey yapmazsanız. Gülüyorum ya Resulallah. Çünkü inanıyor adam. Ebedi alemde yanacağına, dünyada cezasını çekti mi ahirette ceza yok. Onu biliyor. Bütün insanlar adına kendini feda ediyor. Ya Resulallah öyle değil yaptım. Git diyor canım sen şöyle. Git canım. 4. de gellendi. Gerek işlemler yapılıyor. Başlıyor taşlanmaya. Can tatlı. Nasıl kaçıyor? Orada söylemeyelim adını sahabemizdir. Rezil demiş. Rezil, alçak, şerefsiz. Dur demiş. Dur peygamberimiz. Öyle bir tevbe etti ki şu anda cennette uçarken görüyorum. Hepinizin tevbesinden daha çok tevbe etti. O kendini feda etmiş bizim için. Yani zina edene şu uygulanır, böyle uygulanır. Herkes tabii yakalamışlar. Ya Resulallah seninki nasıl kaçıyordu? Görsen ne yaptınız? Bırakır mıyız demişler. Hemen yaka paça getirdik güne. Keşke demiş salıverseniz de gitseydi. Evet. Tevbe etti. Hedef öldürmek değil. Toplum düzenini sağlamak. Ha bak evli adam zina ederse böyle olur. Ha dikkat edin. Böyle ağır bir ceza. Ama tevbe etmiş adam bak gelip itiraf etmiş. Bırakın gitsin. Hedef öldürmek değil ki. Ya Allah'ım ben orada değildim diyor. Ben yakalayın demedim diyor. Keşke goverin kaçsaydı. Evet öyle de söylemiş. Zaten taşları yemiş yani o cezayı almış. Koyversen gitseydi. Yani onlar kobaydır. Bizim için kendilerini feda etmişlerdir. Öyle sahabileri asla kötü düşünmeyin. En büyük evliya dediğiniz adam o adamın ayak tozu olamaz. Çünkü peygamberin böyle övgüsüne mazhar olmuş bir kişidir o. Onun için öyle konuşuyor. Tamam hocam bu olaylar var. Hayatta neler olacak? Bütün şeyler olacak ki Müslümanların her sahayla ilgili bilgilerine sunulacak bunlar. Nasıl olacak? Uygulamayla olacak. Kitap okumayla olmuyor ki bu iş. Ne kadar okursan oku, tatbikat başka oluyor. Onun için böyle sahabilere asla dil uzatmayın. Böyle üstüne gidiyormuş yani. Falan sakın ha. Siz de öyle. Evet. Yusuf Aleyhisselam da biliyorsunuz. Evet, Züleyha aşık olmuş ona, evli kadın. Bize de bu olay olacaktı, hemen dikkat edin. Gençken siz de yakışıklı olursunuz, oğlan kız. Hele oğlunuz kızınız yakışıklıysa dikkat edin, böyle şeyler olur. İmtihan dünyası bu, şeytan var, nefis var. Züleyha ona aşık olmuş, o da melek değil ki Yusuf Aleyhisselam delikanlı, fiziki dürtüler var. Siz de biliyorsunuz belli yaşlarda şöyle şöyle oluyor. Allah bunları bize öğretecek. O hikaye bundan. Atlamış üstüne. O da genç yahu. Babası karşına dikilmiş. Yakup Aleyhisselam. Evliyanın kerameti haktır arkadaş. Uydurma değil. İşte orada. Onu görünce bir tane itmiş onu. Yoksa genç ya o da. Sarılınca o da yani önce itmemiş yani. Talip olduğu yok. Ha sen de bunu bil. Oğlumu bu durumlara sokma. Tedbirli al. Sette zerai derler. Bu durumlara sokmayacak tedbirler al. Yoksa ne kadar sofu olsa
o da fiziki açıdan böyle etkiler altında. Allah bunları bize öğretiyor, eğitimcilere tedbir alın diyor. Yusuf Aleyhisselam bile kadın sarılınca ona, o da güzel kadın yani, sarılınca itiraz etmemiş, kendisi sunmamış ama kaçarken yakalınca da vurmamış onu. Yakup Aleyhisselam hemen dikilmiş karşısına. Kur'an'da var bu. Burhan, evet, delil. Olmasaydı diyor, yandıydın diyor. Evet, Allah'ın lütfu olmasa bizler yanarız, yok oluruz. Öyle ben şuyum falan demeye gelmez. O zaman hemen bir vurmuş. Gene de bırakırken elbisenin arkadan yırtılmış. Bırakmak istemiyor Züleyha. Biliyorsun hikayeyi, işte adam da orada. Bu bana saldırdı, bu bana saldırdı. İnsanoğlu böyle cezalandırılacak. Çünkü gelenler diyor ki, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa diyor, yok Yusuf haklıdır. Yok önden, çünkü önden giderse kadının üstüne önden yırtılır. O zaman Züleyha haklıdır. Bir bakıyorlar Yusuf'un gömleği arkadan yırttık. Yani kadında suç. Evet, bunlar olmuş. Yani evladın kerameti haktır. O peygamberle verilen güzellikler, keramet Evliyaullah'a da verilir. Bizim memleketimizde de toprağın altında da üstünde çok evliya var. Bu adam da, bu kitabı yazan da onlardan birisidir. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Biz buna inanırız. Evet, ona delildir. Bu Yakup Aleyhisselam orada gelmiş şeklen durmuş karşısına. Biz de öyle sahneler görmüşüzdür. Evet efendim, Yusuf Aleyhisselam çok güzel olduğu için sonra dedikodu yapmışlar. İnsan kölesini tenezzül eder mi ya? Bir bakanın karısısın sen, güzel karısın. Çağırmış bütün kadınları, sosyete kadınlar diyorsunuz da şimdi yüksek tabaka, hepsine meyve vermiş, bıçak vermiş. Yusuf Aleyhisselam da köle hizmet ediyor ya, yakışıklı, o kadar güzel delikanlı ki, ona bakalım derken ellerini soymuşlar. Kur'an'da var bu hikaye, bakabilirsiniz. Öyle güzel. Ha siz müminler, cennete girdiğiniz zaman 33 yaşında olacaksınız. Sürmeli, süslü olacaksınız. Sakalsız olacaksınız. Yusuf Aleyhisselam gibi yakışıklı olacaksınız. Evet, şekliniz Yusuf Aleyhisselam gibi. Evet, fil husni vel beha. Öyle kıymetli, değerli olacaksınız. Buyuruyor güzel peygamberimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yusuf Aleyhisselam'dan 1000 kat güzelmiş. Allah nasip etse de bir görsek. Evet, o kadar güzelmiş. Yusuf Aleyhisselam güzelliğine kadınlar dayanamış. Cennete girecekler, işte öyle güzellikte olacak. Ve kalbu Eyyub, Eyyub Aleyhisselam kalbi gibi son derece şükür, Allah'a şükürlü, muhabbetli. Evet, hastalandırmış Allah, yine şükrediyor. Şeytan gelmiş, elinden demiş paraları aldı, evlatların hepsi öldü, bir karının eline mum oldun, karı bakması aşk alıyorsun, hala şükür diyorsun, ne aptalsın. Yine şükür, şükür. Evet, imtihanı kazanmış yani. Bir dediğin var mı, isteğin var mı? Gelmiş Cebrail Aleyhisselam. Şükür Allah'ıma. Ama diyorum şu melun gelmesin, huzurum bozuyor. Şu huzurum bozuyor. Evet, Eyyub Aleyhisselam sonra imtihanı kazanmış, dirilmiş, tekrar zenginleşmiş, ya, güzel olmuş. Banyoda yıkanıyor. Hadislerde var, okumuşudur belki burada size. Yıkanırken altın çekirgeler yağmış. Allah'ın imtihanı, dikkat edin. Bunlar hep bize örnek şeyler. Efendimiz haber veriyor bunları. Hikaye değil bunlar. Şimdi gene bazı hocalar İsrailiyat diyecekler. Kur'an'a sonradan soruyor. Yok ya, hadis lan bu. Buhari hadisi lan bu. Anlattığım Buhari hadisi. Gerçi o hadise inanmıyor ya. Çıplak. Evet, mümin yıkanırken çıplak olabilir. Bir kulaç mesafesinden geniş olmamak kaydıyla çıplak yıkanır. O da çıplak yıkanırken altın çekirgeler yağmış. Buhari Müslim hadisidir. Çıplaklığına rağmen altın çekirge toplamaya başlamış.
Allah demiş ki ya Eyüp, bu kadar zengin ettik seni, hala da altın çekirge peşindesin. Dikkat edin, çok önemli. Ya Rabbi, senin ikramına hayır demek olur mu? Mesele budur. Dünyanın en zengin adam olsam bile Allah verdi. Bu zenginliği Allah verdi dedin mi, o zenginlik cennete vasıta olur. Şu binayı yapmak için kanunu olmak lazım arkadaş. Bugünün devleti zor yapar bunu. Şu sütunlar var ya, bak sağda solda sütunlar var. Şey gibi böyle. O sütunların içinde altın varmış söylendiğine göre. Mısır'dan, Mısırlılar göndermişler. Bizim de katkımız olsun filan diye. Hayır dese siyasete aykırı, kalpler kırılacak. Diyorlar ki harcınca katmış, o sütunlar öyleymiş. Yıkmaya kalkman ha, ama böyle kayıtlar var yani. Böyle kitaplarda böyle söylüyor. Kendinden başka hiç kimseden kuruş almamış. Cebinden yaptırmış bunu. Para yaptırıyor bunu, para. Aha, böyle zenginlik. Bak şimdi ben burada konuşuyorum, siz de namaz kılıyorsunuz. Hoca da yanık yanık okuyor ayetleri. Hep ona yazılıyor bunlar, hep onun defterine yazılıyor. Sizinkinden eksilmiyor da ona yazılıyor hep. Aha, böyle zenginlik ahirette rütbe sebebi olmaktır. Onu öğretiyor işte. Yusuf Aleyhisselam da altın topluyor, o kadar zengin olmasına rağmen. Allah'ın ikramı gördünüz mü? Allah veriyor kardeşim. Allah'ın lütfu. Efendimiz ben şöyleyim, ben böyleyim diyor. Vela fakra, övünmek için değil. Allah'ın nimeti bu ya. Onu söylüyorum. Ben nankör değilim, şükrediyorum. O manada. Öyle olacaklar oradakiler. Evet. Evet. Koltuklara oturacağız inşallah. İnne ashabel cenneti fi şulin fakihun. Hum ve ezvacum fi zilalin alel araik müttekiun. Oh, koltuklara oturacağız, eş dost yanımızda. Pır 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 huriler, hizmetçiler. İşte yani ne istersek hepsi var derken, evet, sohbet ederken kapı açılacak, cehennemi görecekler. Bir babacık bakacaklar ki ana, asker arkadaşı yanıyor orada. Ticaret ortağı yanıyor orada. Memlekette tanıdığı adam yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Yahu kardeş, sen kötü adam değildin ya. Beraberdik, hiç senden kötülük görmedim. Ne işin var orada lan? Evet, Kur'an'da aynen var efendim. Lem nekü minel musallin. Arkadaş, dedin doğru da ben namazda tembeldim. Namazımı kılmadım. Namazımı eksik yaptım. Namazda baraj sorusu, o soruyu veremeyince beni buraya attılar. Evvel ma yuhasebu bihil abdu es salatu. Peygamberin sözü bu. Baraj sorusu namaz. Aman namazı geçirmen. Biz namaz kılmıyorduk. O maddeden kaybettim. Aha, buraya attılar beni. Kur'an'da vardır. Namaz yolda. Evet. Evet, cennette böyle şeyler olacak. Öyle girenler böyle olacak. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine şükrettikçe daha çok şük verecek Allah. Evet, hatır hayale gelmedi güzellikler olacak. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Tedrûne mâ yekûlul esed fî zeîrihi. Ha. Diyor ki peygamberimiz, aslan kükrüyor. Ormanların kralı değil mi aslan? Aslan kükrüyor. O kükreğinde ne diyor biliyor musunuz? Kalu. Sahabe-i kiram dediler ki Allahu ve Resuluhu a'lem. Evet. Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü bilir. Kalpler sırlar Allah bilir. Sen de Allah bildirdiği için sen de biliyorsun ama biz bilmiyoruz. Evet. Yakulu. Aslan kükrediği zaman Allahümme la tusallitni ala ahadin min ehlil maruf. Allah'ım beni, yırtıcı hayvan, elinden kimse kurtulamıyor. Beni maruf ehline tasallut ettirme. Ben onları saldırmayayım, onları yemeyeyim, onları yaralamayayım diye yalvarıyormuş. Evet, maruf ehli. Maruf yani kula Allah'ın emrettiği şeyler. Onları yapmak maruftur.
nehyetti, yasaklığı şeyler münkerdir. Evet, din kardeşiniz olarak söylüyorum. Adı Ayşe. Ama sokakta çırılçıplak geziyor. Televizyona çırılçıplak geçiyor. Ben kafir demiyorum. İnkar etmeyen kafir olmaz. Ama Allah çok gayretli, kıskanç. Örtün dedi. Peygamber ben de kıskancım diyor. Sa'd-ı Mübade ben de kıskancım diyor. Sa'd-ı Mübade demiş ki hanımın yanında bir erkek görsem vallahi kafasını uçururum demiş. Dur hop 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 demişler ya bu ne bu ne bu hız ya? Bu kadar da kıskançlık olur mu? Peygamber'e şikayet etmişler. Ben demiş Sa'd bin Ubade'den daha kıskancım. Vallahi Allah da benden daha kıskanç. Onun için kadınlara örtünün dedi. Haramları işlemeyin dedi. Ben de müminlere duyuruyorum. Allah'ın emrini tut. İnanıyorsun. Yoksa işte bunlar olacak. Aslan bile diyor ki Allah'ın emirlerini tutanlara beni saldırma. Ben onları yemeyeyim. Şimdi çok önemli. Efendim, peygamber yalan söylemez. Gerçekten sen Allah'ın emirlerini tutan bir insan olsan yılan sokmaz. Yılan sokmaz. Akrep demiyorum. Akrep peygamberimizin elini sokmuş. Bir peygamberin elini sokuyor hem de namaz kılarken sokmuş. Lanet ettiği bir hayvandır akrep. Ben lanetleri taradım da ama yılan sokmaz. Aslan saldırmaz. Canavar size tecavüz etmez. Arkadaş Hasan Harakani Kars'ta yatıyor. Alp erenlerden, Anadolu'yu ilk fethedenlerden, Anadolu'ya gelen, Orta Asya'nın kopup gelenler hepsi Alp eren, hepsi evliya. Evet. Malazgirt'te 50 bin kişi, 250 bin kişi nasıl yener? Hepsi Allah'ın yardımıyla arkadaş. 50 bin, 5 bin, 250 bin, 5 kat. Aynen böyle. Çanakkale'de tek tüfek, karşıda mitralyoz. Bar, 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 bar. Nasıl yener? Allah'ın yardımıyla yener. Aynen böyle. Onun için ne güzel... Sefer bizden, zafer Allah'tan. Böyle inanacağız, böyle yaşayacağız. Kadere inanacağız. Ölürsem şehit diyeceğiz. Allah da seni koruyacak. İş bu. Şimdi işte iyiliği emredersen, iyilikleri emredersen, Allah'ın emirlerine uygun yaşarsan, ehli maruf bu demek. Haram yemezsen, rüşvet almazsan, yalan söylemezsen, günahlardan sakınırsan, ey Ayşe, ey Fatma, aslan bile sana şey etmez, tasallut etmez, yalvarıyormuş, bunu söylüyormuş. Bu Hasan-ı Harakani Hazretleri, büyük evliya Allah'tan, oralara işiniz düşer, gidin ziyaret edin. Öbür tarafta başınız sıkışırsa, hoca azıcık bize de gözet değmek için yüzünüz olsun. Öyle büyük adam. Evet, her gün dükkanı varmış. Dükkanında hem alışveriş yaparmış hem de 100 bin la ilahe illallah diyormuş kalbi. Arkadaş var mısın öyle? Seninle konuşurken la ilahe illallah diyor kalbi. Öyle bir adammış, boş saatinde, boş saati yok, hep Allah'la beraber. İşte o ele yük olmak yok İslam'da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazara gittiği zaman filesini bile taşıttırmıyormuş. Kendisi taşıyormuş. Ele yük olmak yok. Bu ölçüler önemli efendim. Azıcık biz havalandık mı, asistanım işlerimi görsün, ayağımı yıkasın diyecek kadar şımarıyoruz biz. Peygamber ise filesini taşıttırmıyor kimseye. Böyle bir İslam bu. Evet, bu zat da hanımı varmış çok. Çok çengeliymiş, dırdır bir kadınmış. Şimdi bana telefonla geliyor da, şöyle diyor hemen boşanın. Dur ya dur dur. Oyuncak mı lan bu? Hemen kafa kızdı mı? Ya erkek ya kadın ben boşanacağım diyor. Boşanmak arş-ı âli titretmek kadar veballi bir şey. Senin haccın ömren seni kurtaramaz arkadaş. Haksız yere yuva yıktıysan. Sen veya yukayı yıkanlara söylüyorum. Yehtezü lizâlikel arş diyor. Peygamber söylüyor. Sabredeceksin. Sabır.
Bu Hasan-ı Harkani Hazretleri'nin de çok evliya adam, çok sevilen bir adam. Şimdi olduğu gibi bırak ya şu hikayeleri. Niye yani diyenler yok mu yani? O zaman da varmış. Buhara taraflarında değerli bir alim. Şunu güdem, rezil edem, millet bunu evliya deyip duru filan diye kızmış gelmiş evine, kapıyı çalmış. Hoca da daha odun kesmeye gitmiş. Kendi kesip geliyor. Gitmiş. Öteki hoca gelmiş o yokken, kapıyı çalmış, çıkmış bir kadın. Demiş, Hoca Efendi Hazretleri burada mı? Demiş, alim adam. Ne Hoca Efendisi demiş, ne Hazret demiş. Eşek, sıpa, deyus, dürzü, ne geldiyse aklına karı. Neler söylemiş, yarım saat yoruluncaya kadar. Adam, alim adam. Bu garıya sabreden vallahi evliyadır demiş içinden tabii. Şimdi o yorulunca, durunca hanımefendi bir daha başlamış. İyice yorulunca demiş hanımefendi, ben kocan senin düşmanıydım. Onun sahtekar olduğunu zannediyordum. Ama demiş senin gibi bir garıya sabrettiği için vallahi evliya demiş. Ben de inandım. Demek benim kocam evliya mı demiş. Evet demiş hanım, öyle. Kalıbımı basarım. Dediği sırada hoca gelmiş. Evvelce dağdan odun getirirken aslanları, aslanın hikayesi oradan anlatıyorum. Aslanla ilgili ya. Aslan gelirmiş, hocam sırtıma yükle odunları sen taşıma. Bak emri maruf, ehli marufa hizmet et diyor. Ona saldırma diyor. Bağırırmış aslan. Ehli maruf. Hoca öyle. Yükle ben taşıyacağım, şeref duyacağım hocam. O da yüklüyormuş aslana, yırtıcı hayvan yahu. Getiriyormuş, bakmış hoca sırtında odunla. Hoca ben demiş, benim garıyı ikna ettin demiş, aslan gelmedi bugün demiş. Yani o keramet garısına sabretmektenmiş. Böyle çetin işler bunlar arkadaş, ucuz değil. Hani öyle varıyor hemen yuva yıkma, aman sakın ha şimdi oyun, oyuncak gibi yahu. Olur mu öyle şeyler? Kadın hanımı da böyle, kocası, karısı da böyle. Olmaz arkadaş. Sabır, fedakarlık isteyen bir şey. Evet, aslan diyor ki kükreyirken, Allah'ım beni Allah'ın emirlerine saygı duyanlara saldırtma, tasallut etme. Ben onları saldırmak istemiyorum. Evet, saldırmak istiyorum diye kükrermiş. Zikrediyor yani. Evet, zikrediyor böyle. Evet. Yani o hayvanlar her şey, evet böyle, değil mi? Muhammed Mustafa'yı mağarada kim korudu? Örümcek korudu. Geldi o yaptı. Oy, oy, örümcek gel güvercin. Korudular. Ebu Cehil böyle burada deyince iz süren herife, herif doğru burada. Bir tokat atmış, beni aptal mı zannediyorsun sen demiş, örümcek görmüyor musun demiş. Örümcek kapısına örümcek girer, insan girer mi? Bir örümceğe inne evhenel buyut. Yeryüzünde evlerin en şaşkını şöyle yapsan uçar gider. Basit bir örümcek yuvasıyla Muhammed Mustafa'yı korudu Allah. Allah dilerse böyle korur. Kimi sevdiğini, kimi Muhammed Mustafa'yı seveni, ona uyanı. Aslan bile öyle söylüyor. Beni onlara tasarruf ettirme ya Rabbi diyor. Ben onlara parçalamak istemiyorum. Hani öyle Yahudi ve bana şöyle Allah ikidir, üçtür diyenler ve diyor. İmiş. Evet. Diyor ki gerçekten böyle söyler. Tabiatı böyledir. Huyu böyledir. Bu hadisin anlamını yoruyor şimdi Gümüşhanel Hazretleri. Ben diyor Müslümanları eziyet etmekten hoşlanmıyorum ya Rabbi diyor. Beni onlara saldırtma ya Rabbi diyor. O durumlara beni sokma. Senin emrine karşı gelmem ama ben müminlere saldırmak istemiyorum diye kükrüyormuş, zikrediyormuş. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bu hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Tednu Eşşems Yevmel kıyame. Bu dünya yıkılacak. Evet, Kur'an'da açık. Etiyetun la raybe fiha. Kesinlikle şüphe yok. Kıyamet kopacak. Gelecek.
İşte o kıyametten sonra mahşer sıkıntıları var ya, diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o mahşerde tednu eşşemsu yevmel kıyame, mahşer gününde güneş yaklaşır, kabirlerinden insanlar çıkıp o meydanda toplandıklarında ala kadri milin, bir mil kadar yaklaşır. Hadi yaklaş bakayım güneşe, varamıyorlar yanına, o kadar sıcak ki, o kadar sıcak ki. O zaman bir mil yaklaşır, 1850 metre deniz mili, 1840 şu kadar, 2000 metre diyelim, hani o kadar yaklaşır. Şimdi yanına bile varamıyorlar ya sıcaklığından. Mahşerde güneş toplananlara bir mil yaklaşır. Ne olur yani? Ve yüzet fi harriha, harareti de keza ve keza, şöyle şöyle. Şimdi harareti o kadar yok, harareti aynen böyle diyor, bir tarafil arş, güneşin el-an, şimdi güneşin esas yakıcı hararet tarafı arşa bakıyor. Dünyaya baksa dünya kurur, dünyaya hayat kalmaz diyor. Esas yakıcı hararet veri tarafı, evet, arş tarafındadır. Şu anda öyle. Ve yekün yevmel kıram arsat, o gün işte o güneşin harareti insanların üstüne olacak. Ve bir mil yaklaşınca ne olacak? Efendimiz buyuruyor ki yağli el hevam, beyin kaynayacak, beyin hararetten kaynayacak, beyinler kema taglil kuduru ala, evet, esafi, esafi, tencereler kuzgun ateşlerin közlerin üstünde nasıl kaynıyor fakur fakur, insanların beyni, toplananların beyni güneşin hararetinden öyle kaynayacak. Ya rakune, bundan dolayı terlerler, minha, o güneşin hararetinden dolayı. Güneşin harareti de var, bir de bütün insanlar orada olduğu için, sık insanlar kalabalık olduğu yerde terliyorsun, sıcak oluyor sıklıktan ve güneşin yaklaşmasından terlerler. Ala kadri hatayahum, hatalarınıza göre, insanların hatalarına göre. Şimdi dedim ya, çıplak sokağa çıkıyor, televizyona çıkıyor, Müslüman, Müslüman olduğu için canı bilmezsen çıkın diyemeyiz arkadaş. Müminler kardeştir, günahkar veya değil. Adı Ayşe olduğu için gavur olsa Jacqueline der, Ayşe diyor, Fatma diyor, Müslüman. Onun için ne yaparsa yapsın diyemeyiz, kardeşimiz. Ben de uyarıcı söylüyorum. İnsanlar orada hatalarına göre terlerler. Minhum men yablu ilel ka'beyi, kimisinin topuklarına kadar ter, üst tarafında ter yok arkadaş. Evet, Buhari'de yarukun nas yevmel kıyame hatta yezhebe arakuhum fi, evet, veçhil ard 70 ziraan. İnsanlar o kadar kalabalık, güneş o kadar yakın, öyle sık, öyle terlerler ki 70 zira toprağın altına gidecek kadar ter olur. Suyu koversin, 1 metre gider, 2 metre gider, 3 metre gider. 70 zira arkadaş. Ya 70 zira, o kadar çok, durmadan o kadar çok terlerler insanlar. Evet, Buhari hadisi bu efendim. Bir kimsenin teri işte şeye kadar, topuğuna kadardır. Ve minhum men yablu ila sakayhi, kimsenin ayak bileğine kadardır teri. Ve minhum men yablu ila vasati, kiminin yarı beline kadardır. Ve minhum men yulcimuhul araku, kimisinin ağzı terin içinde kalır, kulak yumuşağına kadar.
İçinde kalınca, nefes kalınca yukarı kaldırır. Yukarı kaldırınca boynu ağrır, tekrar go verir. Tekrar bunalır, kaldırır. Gemli hayvan gibi başını eğer durur nefes almak için. Bu kadar terli olanlar vardır. Herkes dünyadaki inkarcı değil. Dinle. Şimdi müjdeli hadisler okuduk sizden. Peygamberimiz zerreden de az olsa imanlı olanı ya Rabbi kurtar diyecek, secde edecek. Okuduk efendim hadisi. Allah peygamberi çok seviyor. Kaldır Habibim. Bulaşık, iman bulaşığı olanı çıkar. İnkar etmemiş. Bir la ilahe illallah demiş. Başka hiçbir şeysi yok. İnkar etmemiş, küfür etmemiş. Onlar da çıkar. Ama ne zaman? Bu sıkıntılara girdikten sonra. Anladınız mı? Evvelce değil. Bu sıkıntılara, oradaki insanlar amellerine göre ölüm sıkıntısı var, kabir azabı var, bu mahşer sıkıntıları var. Peygamber böyle çırpınacak, yalvaracak. Tamam, doğru. Hepsi yalan değil. O ne de derse yapılacak. Yeter deyince kadar Allah verecek. Bir la ilahe illallah demiş, Muhammedur Resulullah demiş, inkar etmemiş, küfre düşmemiş ama hiçbir şeysi yok. En son onu da çıkaracak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru. Ama işte böyle terler de amellere göre. Ben de bu Ayşe Fatma'ya söylüyorum. Evet, söylüyorum. Evet. Bunları müminler hesap etmeli. Ona göre. Ona göre adımın atmalı. Allah'ın emirlerini ne derece uygulayıp uygulamadıklarını hesap etmeli. Böyle durumlar var. Biz bunlara inanıyoruz. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rasulihi vel yevmil âhir. Ahiret gününe inanıyoruz. Ba'su ba'del mevt hak. Öldükten sonra dirilmek hak. Arkadaş, orada bu işler olacak. Biz buna inanmışız, mümin olmuşuz. Ha, bunları duyuruyor peygamber, ben size aktarıyorum. Bugün insanlar amellerine göre işte bu terin içinde kalacaklar. Sadece bekleme sıkıntısı içinde. Evet, Amr ibnül As diyor ki, Abdullah ibn Amr ibnül As Kahire'de, kabri Kahire'de, Abdullah ibn Amr ibnül As Kahire'de ziyaret ettim elhamdülillah. Yeştettü kurbun nas zelkel yevm hatta yulcemül kafir el arak. Gıyla. Evet, kafirler boğulacak terden orada. Feynel müminine. Peki müminler nasıl olacak? Feynel müminine. Müminler nasıl olacak ey Abdullah? Kale ala kerasi min zeheb ve tezallel el gamam. Herkesin ameline göre. Hepsi o kalabalığın içinde, herkes var. Altından kürsüler üzerinde oturanlar var. Tepesinde hiç güneş yakmaması için bulutlar olanlar var, gölenenler var. Evet. Böyle. Öyle bir gün var. Ona göre oraya ne kadar dayanabileceksen o kadar günah işle. Aksi halde kafir olursan temelli boğulup gidiyorsun o terin içinde. Bu da cehenneme girmeden evvel. Evet, yalnız yüstesnel enbiya, peygamberler bu sıkıntılardan müstesnadır. Ve şühede, şehitler. Çünkü en kıymetli canını vermiş. Evet. Şehitler böyledir. Hariçtir. Elhamdülillah bu aziz vatanın altı hep şehit. Milyonlarca şehit. Ben hesap ediyorum, bir şehit 400 kişi kurtarır diyor hadisler. Şehit olmayan ev yok bizim memleketimizde. Yani işimiz, hani bu sıkıntılardan sonra mı, dikkat edin, bunlardan sonra kurtarma. Evvelce o köprülerden geçeceğiz. Allah onlara uğratmasın. Dikkatli olalım ama böyle bir güzelliklerimiz de var. Şehitler de orada sıkıntı çekmeyecekler. Peygamberler de daha bitmedi. Ve men şa'e Allahu, Allah'ın diledikleri de bu sıkıntıyı görmez. Fehşettüm fil araki el küffaru.
ter konusunda en felaket zorda olanlar kafirlerdir. Sonra ashabul kebair, büyük günah işleyenlerdir. En çok terden zorluk çekenler. Thümme min ba'dihim, evet, vel müslimün minhum galil ve ilel küffar. Sonra herkesin durumuna göre, işte dedi ya, topuğuna kadar, onunca kadar ter gören var, bacağına kadar, beline kadar, sırtına kadar, boynuna kadar, böyle herkes öyle olacak. Kafirler boğulmuş olacak. Evet. Selman Farisi diyor ki, güneşe kıyamet gününde, o mahşerde büyük hararet verilir. Tüme tednü min cemacimin nas. İnsanlar topluluğuna yaklaşır. Hatta tekuna kâbe kavseyni, iki yay kadar yaklaşır. Feyârifûne feyârukûne, terlerler. Hatta yerşavul araku fil ardı, evet, yemine kov verseniz ter yeryüzüne işte 70 sıra gider. Evet. Ve la yadurru harraha. Öyle kullar vardır ki o gün güneşin harareti zarar vermez. Müminen ve la müminen. Erkek mümine veya kadın mümine, öyle kahramanlar da vardır. Evet. Kurtubi Hazretleri diyor ki, men yekunu kamil iman, kamil iman sahibi olanlar, o imanların derecesine göre işte o sıkıntılardan kurtulurlar, ona göre şey eder. Yetefevvetune, farklı farklıdırlar amellerinin durumuna göre. Evet. Ta böyle boğulanlara varınca kadar öyle felaket bir sıkıntıymış ki bu terin içinde boğulmak, sıcakta bunalmak. Hatta yakule, o boğulanlar derler ki, ya Rabbi erihni velev ilennar, şu terden kurtar da cehenneme gidecekse gidelim. Sanki cehennem ondan kolaymış gibi. O kadar bunalacaklar diyor. O kadar bunalacaklar. Öyle deyince kadar. Hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel, Ebu Umame el-Bahili hazretlerinden naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Bir hadis daha okuyorum izninizle. Tezhebu el-arazun yevmel kıyame illen mesacit. Kıyamet günü her şey yok olur. Mahşerde de her şey yok olmuş insanlar var. Ancak diyor illel mesacit, mescitler mahşere gelecekler. Fetati kulluha yevmel arasat. Mescitlerin yeryüzünde ne kadar mescit varsa hepsi arasat meydanına gelecekler. Hadis-i şerif bu efendim. Fe inneha yanzammu ba'duha ila ba'd. Mescitler birbirlerine eklenirler. Ne için? Te'ti şefaaten. Şefaatçi olarak gelirler. Şimdi bu cami falan tarihte falan iki namazdan sonra namaz kıldı, hadis dersi dinledi diyecek. Aa bu kürsü, aa bu lambalar, ama bu cami, şefaatçi olarak gelirler. Kimin için? Lizuvarihe, camiye gelenler ve ummarihe, namaz kılıp da imar edenlere. Evet. Gelirler. Ve sefinetün lil müminin, o mahşerdeki sıkıntılarında yüzen gemi gibi mescitler, mescide bağlı camiye gelmiş, namaz kılmış olanlar, mescitler sanki gemi gibi onlara binerler, kurtulurlar. Müminlere böyle. Evet. Sümme tezhebu bukaten fil cennet. Sonra cennette bir yer olur, oraya giderler bu mescitler. Evet, camiye gelip şey edenlere şefaat ederler diyor güzel peygamberimiz Abdullah İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Hak bizleri güzel peygamberimizin bu uyarılarına kulak veren
ve o bu güzellikleri kazanmak için adımını atan, çenesine, diline hakim olan, güzellikler işleyen ehli maruf güzel insanlardan olmayı nasip etsin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif. Besmele ile beraber. On birer ihlas-ı şerif. Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüm aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vaffikna ilal hakki ve ilal necati ve ila tarikum müstakim ve ila tarikü cennetin na'im. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okuduğumuz süveri celili ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhi pakine
cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Kümüşhanevi, üstazlarımız, müşah efendilerimizin ervahiyle beraber, burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu aziz vatanı bize hediye eden şüheda ve kuzatın ve ashab-ı hayratın arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmış garip müminlerin, bu vatanımız için hala şehit olan şühedanın ruhlarını hediye edip vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden memnun eyle, haberdar eyle, razı eyle ya Rab. Bizleri de kamil iman sahibi, ahlakı güzel, gidişatı güzel, yediği helal, içtiği helal, hakka tabi olan, batıldan uzak kalan, salih kullarından olmayı nasip eyle. Akıbetimizde hayır eyle. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.